Merhaba. Bugünkü stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyenler, bildiğiniz gibi gündem oldukça yoğun. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar oradaki sıcaklığını hala koruyor. Bütün liderlerden, toplumun birçok kesiminden, sivil toplum örgütlerinden tepkiler geliyor, açıklamalar geliyor. Ama giderek de böyle bir yayılma eğilimi de var. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o çocuklara destek adına ülke çapında bir yayılmanın da ya da genişlemenin de söz konusu olduğunu ifade etmek lazım. Sadece bu değil gündemimiz. Anayasa değişikliği, Sayın Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan bir anayasa değişikliği ihtiyacı vardır ülkede dedi ve bir tartışma başladı. Şimdi tartışıyoruz tartışmasını ama neyi tartıştığımızı da çok net bilmiyoruz aslında. Hani madde yok, açıklama yok, içinden herhangi bir şey yok. Sadece var mı yok mu? Var ama yani ne olacak? Bunların birisi, hiçbirisi söz konusu değil. Yolsuzluklar hala gündemimizin önemli bir maddesi. Geçtiğimiz günlerde böyle bir araştırmanın sonucu yayınlandı. Oldukça sıkıntılı bir vaziyetimiz hala devam ediyor o konuda da. Anayasa Mahkemesi kararı var değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez bir karar verdi. 38 sayfalık bir gerekçeli karar yayınladı ve bunu da sadece ilgili mahkemeye değil, bu kez hem HSK'ya hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Yani buyurun okuyun arkadaş, bu iş böyle olmalı dercesine adeta. Hani milletin gözüne sokmak vardır ya, böyle milletin ortalık yerde gözüne koydu, ortalık yerde okunmasını sağladı. Ama tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan da buna ilişkin bir başka karşılık verdi. Bu yöntemin doğru olmadığını, yetki aşımında falan olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi bunun karşılığında hayır biz yetki aşımında bulunmadık, durumumuz sadece ilgili taraf olduğu için onlara da bildirdik. Dedi ki evet ilgili bir taraf Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunun dışında hayatımızın olmazsa olmaz sorunlarından birisi de maalesef enflasyon. Hala üst düzeyde seyrediyor. Hala çarşıya pazara gittiğinizde, raflara el attığınızda elinizi cayır cayır yakıyor. Hani aşağı bak dediğiniz zaman çocuklar belki aşağı bakabiliyor, bakıyor o copun etkisiyle. Ama enflasyonu aşağı bak dediğiniz zaman, fiyatları aşağı bak dediğiniz zaman o fiyatlar neyse dinlemiyor. Onların hala gözü yukarılarda. Elbette siyasetin bir başka gelişmesi de liderler turu değerli izleyenler. Bugün oldukça hareketliydi liderler turu. Ali Babacan, Meral Akşener görüşmesi vardı. Temel Karamollaoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu görüşmesi vardı. Böyle bir liderler turu bir süredir devam ediyor zaten. Şu sıralar biraz daha sık. Tabii Erdoğan'ın da turları bu anlamda birkaç gün öncesine kadar devam ediyordu bildiğiniz gibi. Bütün bunları önümüzdeki iki saat boyunca konuşacağız. Ama eğer izin verirseniz Boğaziçi'nden başlayalım diyorum. Çünkü Boğaziçi şu anda en sıcak konu, en gündemin hararetli konusu. Ülkenin geleceğini tayin edecek çocukların şu anda en ciddi sorunlarından birisi olarak önümüzde duruyor değerli izleyenler. Evet, şimdi Sayın Kuşoğlu, gerçekten Anayasa Mahkemesi, tabii gündem kalabalık olunca, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir atama yapıldı. Bildik tamayüllere uygun bir atama olmadı bu. Çünkü üniversitenin dışından bir atama geldi bu kez. Öyle olunca da hem üniversitenin içindeki öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, işte orada görevli olanlar, akademisyenler ve hem de öğrencilerin ciddi bir tepkisine yol açtı. Sayın Rektör istifa etmeyeceğini çeşitli kezler açıkladı. Hatta bir de yani gerçekten niye onu söyledi onu hala anlayabilmiştim ama yani geçtiğimizde SKK Genel Müdürlüğü'nden Sayın Kılıçdaroğlu da istifa etmemişti diye ta oralara falan da gidiverdi. O da ayrı bir espri konusu oldu. Kendisi açısından talihsiz bir açıklamaydı bu bana göre. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bu çocuklarla ilgili hükümetten, bakanlardan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen sözleri de bir arada düşündüğümüzde nasıl bir süreç okuyorsunuz? Şimdi konuyu siz gayet güzel özetlediniz. Bu bir başka ülkede, gelişmiş bir ülkede olsa şöyle yorumlanır. Bu öncelikle şunu söyleyeyim. Bu atamayla ilgili, rektör atamasıyla ilgili kanuni değildir demiyoruz. Kanunidir. Yasal, evet, yasal yani. Yasal. Hukuka uygun. Ama şöyle bir şey var.
Bir de üniversitenin gelenekleri var. Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin tümü diyorlar ki bizim üniversitemizde, Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık yapamayacak, profesörlük yapamayacak birisi rektör olarak atandı. Bunu kabul etmiyoruz. Bizim geleneklerimize aykırıdır. Bu güzel bir şey. Yani bir üniversitenin bunu söylemesi, hocalarıyla ve öğrencileriyle bunu söylemesi güzel bir şey. Bu kurumsallaşmayı da gösterir. Keşke kanunlar olmadan ülkeler idare edilebilse, değil mi? Bu ne kadar gelişmişlik ölçüsünü gösteren bir şeydir, evet, kriter. Bunun gibi yani bir üniversite diyor ki benim üniversiteme hoca olamayacak birisi, liyakati uygun olmayan birisi rektör olarak atandı. Onun için kabul etmiyorum diyor. Ve üniversitenin tüm hocaları ve öğrencileri buna karşı çıkıyor. Şimdi bu çok demokratik, çok makul bir gerekçe. Gelişmiş bir ülkede olsa, ülkeyi yönetenler, kahtı rical durumu yoksa, yani yönetici ile ilgili sorun sıkıntı yoksa, yönetici kıtlığı yoksa, bir yönetici varsa sorar. Ya siz köklü bir üniversitesiniz. Neden böyle düşünüyorsunuz bu rektör ataması ile ilgili olarak? Neden liyakatsızdır diye düşünüyorsunuz? Neden bu üniversitede hocalık dahi yapamayacak birisi olduğunu düşünüyorsunuz? Gerçekten öyle mi? Öyleyse bir başka kişiyi atayalım ya da siz haksızsınız, ben sizi ikna edeyim diye gider görüşür. Bu çok demokratik bir şeydir. Bu devletin, kamunun, kurumlarının kurumsallaşmasını sağlayan bir düşüncedir, yoldur. Bütün dünyada, her ülkede atamalarla ilgili sorun, sıkıntı olabilir. Beğenir, beğenmez. Bakın bunun yasal olmadığını söylemiyor kimse. Yasal ama liyakate uygun değil diyorlar. Bu sorulabilir, konuşulabilir, büyütülecek bir mesele değil ki bu kadar. Ülke meselesi haline getirilecek bir mesele değil. Neden peki ülke meselesi haline getiriliyor, memleketin sorunu haline getirilmeye çalışılıyor? Çünkü şu var, vatandaşın derdi işi başı. 12 milyona yakın maalesef işsizimiz olmuş bizim. 12 milyona yakın. Büyük bir buhran var, ekonomik buhran var. Cumhuriyet tarihinde yok. Bu kadar işsizimiz, İsmail Bey, bizim hiç olmamış. 12 milyonun yarısı, 6 milyon işsiz de hiç olmamış. Cumhuriyet tarihinde yok. 5 milyon işsizimiz bile hiç olmadı bizim. Bu dönemde oldu bu kadar işsiz. Bu AKP döneminde işsiz bu kadar çoğaldı. Erdoğan yönetimindeki iktidar zamanında işsiz bu kadar çoğaldı. Bunun sebebi de yanlış ekonomi politikalarıdır. Biraz sonra konuşuruz. Üretime yatırım yapmamışsın. Tek bir devlet tek bir fabrika açmamış. Yatırım yapmamış. Ve onun sonucu olarak da bu durum ortaya çıkmış. Bunlar yanlış politikaların sonucu. Şimdi siz bu yanlış politikaları, ekonominin ortaya çıkan iş ve aş meselesini, vatandaşın, çiftçinin, esnafın, işsizin sorunlarını gizlemek için bir üniversitenin sorununu, küçük bir sorunu, bir rektör sorununu büyütüyorsunuz, ülke sorunu haline getiriyorsunuz. Efendim orada kutsala, Kabe'mize hakarette bulunulmuş. Ne yapılmış? Kabe'nin resmi yere serilmiş. Ya 24 saat kameralar var, polis kameralı. Evet. Kim serdi? Kim yaptı bilirsiniz. 24 saat kamera var orada. Niye bulmuyorsunuz? Kim yapmış onu? Öğrenciler mi yaptı? Hemen anında tespit ederlerdi isteselerdi. 24 saat polis kamerası var. Yok, hiçbir şey yok. Tespit yok. Öğrenciler yaptı diye öğrencileri suçlayarak o sorunu, ülkenin sorunu haline getirmeye çalışıyorlar. Bir provokasyon yani bu, olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii. Bu şekilde ne için yapılıyor bu? O zaman iş ve aş derdi unutulacak. Hükümetin yaptığı yanlışlar unutulacak. Ekonomi politikasının yanlışlığı unutulacak. İnsanlar bu tarafta bir ideoloji peşinde, kendi kutsalının, milli manevi değerlerinin peşinde siyasallaştırılacak. İktidarın istediği doğrultuda hareket ettirilecek, düşünülecek. Yani insanlar bu hükümet, bu iktidar ekonomide yanlışlar yaptı, yanlışlar yapıyor sürekli, yolsuzluklar içerisinde vesaire. Bu sorunlarını görmeyecek,
hükümetin yanında duracak. Bu kadar basit bir oyun oynanıyor Türkiye'de. Yani yoksa bir üniversitenin rektör ataması bu kadar sorun olur mu? Olmaması gerekir. Gidersin, görüşürsün, birilerini gönderirsin. YÖK başkanını gönderirsin, bakanını gönderirsin. Konuşulur, çözülür. Ne olacak? Şimdiye kadar olmadı mı? Haksız mı şeyler? Haksızsa haksız olduklarını söylersin, yaparsın gereğini. Bakın Ankara Üniversitesi'ne 6 ay falan oldu. Ankara Üniversitesi rektörü de değişti. Daha önce ben de 24. dönemde birlikte çalıştım. Milletvekilliği, AK Parti'de milletvekilliği yapmış Necdet Ünüvar getirildi. Evet. Bir tepki oldu mu? Bakın o da siyasi bir kişilik. Ama kimse demedi yani bu şeydir, bu rektörlüğü yapabilecek birisi değildir demedi. Büyük bir tepki olmadı. Yani bu konu sadece siyasi değil. Bu üniversitenin, Boğaziçi'nin kendi geleneğinden gelen, burada üniversite hocalığı yapamayacak durumda olan birisi tepkisi. Buna tepki gösteriyorlar. Burada üniversite hocası olamayacak, bu üniversitenin hocası olamayacak birisi bu üniversitenin rektörü olmasın diye tepki gösteriyorlar. Bu kadar basit. Yoksa bu AK Partilidir diye de tepki gösterilmiyor. Bu kadar basit. Bundan önceki rektör de protesto edildi. Sanıyorum bir hafta 10 gün falan devam etti. Uyuştular ona. O da ama şöyleydi o da. Üniversite geleneğinden gelen birisiydi. Üniversiteden gelen birisiydi. Kabullendiler. Sorun olmadı. İstenirse bu sorun da çözülür. Buradaki temel sorun üniversite geleneğinin bir biçimde çiğnenmesi, evet, göz ardı edilmesi. Abi, üniversitenin kendi geleneğine aykırı davranması. Üniversite geleneği, ben sadece yasaya bakarım. Yok, doğru değil bu. Üniversitenin kendi geleneği de çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Kurumsallaşma açısından yasadan daha da önemlidir hatta. Dolayısıyla saygı göstermek lazım. Üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin tümünün bu tepkisine saygı duymak lazım. Bu kadar basit. Bunu ne diye büyütüp ülke meselesi yapıyorsun? Bunu kutsalın, milli manevi değerlerin meselesi yapıp muhalefete ezmeye çalışıyorsun. Çünkü yönetemediğin, yönetmesini beceremediğin bir ülke, bir memleket ve onun ekonomik sorunları, sıkıntıları var. Bunu unutturmak için yapıyorsun. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili tavrı zaten çok net. Genel Başkan'dan aşağı doğru indiğimizde üyesine kadar bu olayın karşısında olduğunu her vesileyle ifade ediyorlar. Bir başka eleştiri şu. Cumhuriyet Halk Partili özellikle milletvekillerini biz işte Boğaziçi Üniversitelerinin fiziki olarak yanında göremiyoruz çok biçimde bir eleştiri var bazı yerlerden ama. Şimdi bunun sebebi acaba olayı bir parti eksenine ya da bir siyasallaştırmama kaygısı olabilir mi? Evet, biz ona özellikle dikkat ediyoruz. Özellikle gitmemeye çalışıyoruz. Tabii ki Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle beraberiz. Sonuç olarak biraz önce söylediğim haklı bir davaları var. Yasal olarak değil, kurumsal olarak haklı bir davaları var. Sonuçta kendi üniversitelerinde öğretim üyeliği yapamayacak birisinin rektör olarak atanmasını protesto ediyorlar. Ve buna kendi hocaları da, tüm üniversite hocaları da destek oluyor. Şimdi böyle bir durum var. Biz de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu haklı davaya destek oluruz. Ama biz bazılarının talep ettiği gibi oraya gidersek milletvekillerimizle, il yönetimiyle beraber bu siyasallaşmış olur. Siyasallaşması yani muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin orada olması, iktidarın karşısında olması o sorunu, üniversitenin sorununu alır şeyden, Boğaziçi'nden getirir Ankara'ya, Ankara'nın sorunu haline getirir. Biz onun olmasını istemiyoruz. Bu Ankara'nın sorunu değil, Türkiye'nin sorunu değil. Bu sonuçta bu üniversitenin basit bir sorunudur. Bunu da iktidar çözebilir. Görüşmelerle, diyalogla çözümlenebilecek bir şey. Sordular mı şimdiye kadar? Sayın Erdoğan sordu mu? Derdiniz nedir? Sizler de bizim ülkenin vatandaşlarısınız, evlatlarısınız. Boğaziçi Üniversitesi bizim kıymetimizdir. En başarılı üniversitelerimizin başında gelen birkaç üniversitemizden birisidir. Buraya girenler bizim has evlatlarımızdır. Akıllıdır, zekidir. Aklı başında çocuklar. İlk 1 milyon kişinin girdiği bir sınavdan
İlk 10 binde olan çocuklar genellikle buraya giriyor. Hatta ilk 500. Da, ilk 500 tabii. Mesela açıklama yapan çocuklardan bir tanesi Türkiye 73.'süymüş. Ya tabii. Şimdi siz bu kendi evlatlarınızı yok sayacaksınız. Bunlara düşmanlık yapacaksınız. Bu olmaz. Şimdi evvelsi akşam İsmail Bey, Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun çalışma masası üzerinde mütevazi bir şey oldu. Çok kısa bir şey. Öğrencilere aklı selim tavsiye etti. Sağduyulu olun dedi. Öğrenci velilerine de aynı şekilde sabırlı olmalarını, bu aklı selim davetini onlar için de yaptı. Bunlar dedi bizim kıymetlilerimiz dedi öğrenciler için. Kıyamet koptu. Vay efendim bu şeyi gördünüz mü gazeteleri? Görmüşsünüzdür. Bunlar mı bizim öğrencilerimiz? Bunlar mı bizim evlatlarımız? Bunlar düşmanımız oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Ya bunlar bizim evlatlarımız. Siz ne yapıyorsunuz? Yani bir iktidar kendi evlatlarını düşman ilan eder mi? Düşman ilan ettiler. Devletin düşmanı oldular. Beka meselesi oldu birdenbire. Konu. Yani bu kadar basit. Şimdi neden gitmek istemiyoruz milletvekilleri olarak? Çünkü olayı büyütmek isteyen, yangına benzinle giden bir iktidar var. Çünkü sorunu, beceriksizliğini, ülkeyi yönetemediğini gizlemek için bu tarafta yangın çıkarmaya çalışıyor. Çok tehlikeli işler yapıyorlar. Onun için bizim oralara gitmemiz doğru değil. Pazartesi günü müydü? Pazartesi veya pazar günüydü. Bizim milletvekillerini davet ettiler. Gelsin milletvekilleri yanımızda olsun demişler birileri. Sonra öğrendik bir grupta, bu da bir provokasyon aslında, bir grupta orada Boğaziçi Üniversitesi'ne yakın bir camiden aynı saatlerde bizim milletvekillerinin davet edildiği saatlerde oraya gidecek cami çıkışı. Cami cemaatiyle bizim milletvekilleri, üniversite öğrencileri karşı karşıya gelecek. Orada olaylar olacak. Bu tüm Türkiye, yani Ankara'ya da Türkiye'de sıçrayacak. Kutuplaşma, kamplaşma, birbirine düşman olan iki ayrı kutup ve muhalefeti burada yok edecekler. Plan bu. Yani bakın, ülke gündemini saptırmaya çalışırken ne kadar büyük bir oyun oynuyorlar. Ülkeyi kaosa sürükleyecek bir oyundur bu. Bakın geçmişte, yani yakın geçmişte yapıldı bu gazetecilerin, Orhan Uğuroğlu'nun ya da Selçuk Özdağ'ın darp edilmesi meselesinde de öyle. Bunları yapıyorlar, provoka ediyor, bunların suçluları bulunmuyor. Şimdi dış güçler diyorlar ya, evet. Ya bir dış güç, bir istihbarat örgütü bir başka ülkenin Türkiye'ye düşmanlık eden gelse, iki muhalefetten, iki iktidardan adama darp etse, vursa, bilmem ne yapsa. Böyle bir ortamda, siz böyle bir ortamı oluşturmuşsunuz. Kim haklı, kim haksız anlaşılır mı? Birbirine girer ülke. Bunlara fırsat vermemek lazım. Bunlar çok tehlikeli oyunlardır. Yani sen ülkeyi yönetemediğini göstermemek için bu tür yollara sapacaksın. Kendi evlatlarını kötüleyeceksin. Bir basitçe üniversite meselesini Boğaziçi Üniversitesi'nden, Boğaz'dan taşıyıp Ankara'ya getireceksin. Tüm ülkeye yayacaksın. Ülkeyi kutuplaştıracaksın bu yolla. İş, aş meselesini, ekonomi meselesini, işsizliği unutturup ülkeyi birbirine sokacaksın. Buradan da oy kazanmaya, oy değiştirmeye çalışacaksın. Bu vicdansızlıktır, imansızlıktır, akılsızlıktır, izansızlıktır. Evet. Maalesef bunlar yapılmaya çalışılıyor. Onun için hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bize üniversite öğrencilerinden de çok tepki oldu. Neden yanımızda durmuyorsunuz diye. Yok, bu siyasallaşmaması gereken bir konudur. Bu siyasi bir konu değil. Onu söyledik üniversite öğrencilerine. Siz siyaseten bu konuyla ilgili polisle ya da iktidarla karşı karşıya değilsiniz. Siz liyakatsiz bir atama yapıldığı için buna karşısınız öğretim üyesi ve öğrenciler olarak. Siz siyasi olarak hükümete karşı olduğunuz için mi bunu yapıyorsunuz? Yok. O zaman da bizim bu konuyla ilgili sizin yanınızda olurken konuyu siyasallaştıracak ve tüm Türkiye'ye yayacak, bir yangın oluşturacak, Türkiye'yi tekrar kamplaştıracak,
bu kamplaşmayı artıracak bir zihniyete hizmet etmememiz lazım dedik. Konu budur. Onun için evet bazıları bizim gitmemizi daha fazla destek olmamızı istiyorlar ama böyle bir tehlike vardır. Ülke için çok büyük bir tehlikedir, risktir. Bunu da görmeleri lazım. Bu iyi niyetli arkadaşların, kötü niyetliler için zaten söyleyecek bir şey yok. Tabii evet, ki. İyi niyetle bu çağrıda bulunan arkadaşlara da bu böyle söylüyorsunuz. Evet, tabii olayın siyasallaşmaması gerektiği konusunda sanıyorum kendileri de aynı kanaatte olacaklardır. Ya İsmail, şeyi biliyorsunuz ya, Kabe'nin resmi, şimdi kutsal meselesi. Ne işi var kutsalın ya? Hepimiz elhamdülillah Müslümanız yani. Orada kendi kutsalımızın ne olduğunu bilmez miyiz? O öğrenciler bilmez mi? Onlar Müslüman evladı değil mi? Onlar Müslüman değil mi? Bunları nasıl toptan gavur gösterirsiniz? Gayrimüslim gösterir. Aralarında böyle türbanlı öğrenciler de var. Tabii yani tabii ki yani bunların çoğu Müslüman. Bu ülkenin evlatları yani nasıl böyle bir şey yapılabilir? Yani nasıl CHP'yi İslam dışı Müslümanlık karşıtı göstermeye çalışıyor. Onları da aynı şekilde. Kendi evlatlarını. Müslümanları gavur göstermeye çalışıyorlar. Böyle bir zihniyet. Ondan sonra da bu şey LGBT meselesi. Yani oradan da kötü niyetle yine aynı şekilde siyasi bir mesaj değiştirmeye çalışıyor. Efendim biz LGBT'yi tarafında, onlar sapkın bir şeyin, kendilerinin ifadesiyle düşüncenin karşısında olanlar, dolayısıyla da Türkiye'yi bölecekler, bizi yok edecekler. Yani bunlar basit şeyler, numaralar, basit oyunlar ama ülke açısından çok tehlikeli oyunlar. Evet, maalesef öyle. Çok tehlikeli işler yapıyor iktidar. Evet. Çok tehlikeli işler yapıyor. Peki şimdi sadece koltuğu korumak için yapıyor bütün bunları da. Ülkeyi ateşe atıyor. Anayasa değişikliği konusuna geçelim mi? Geçelim. Evet. Şimdi orada siz girişte çok iyi bir şey söylediniz. Bir anayasa değişikliği önerdi hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı. Ne önerdi? Bilmiyorum vallahi. Ben de bilmiyorum. Anayasa değişsin dedi. Şimdi bir iktidar durup dururken böyle bir teklif yaptığında der ki biz bir çalışma yaptık, komisyon oluşturduk. İktidarımız sırasında şöyle şöyle eksikler gördük. Anayasanın şöyle eksikleri var. Anayasada şöyle değişiklikler olursa daha iyi olur. Bunu gördük. Onun için böyle bir çalışma da yaptık. Bütün partilere gönderdik. Anayasa değişikliğinin olabilmesi için meclise de bir mutabakat gerekiyor. En azından 400 oy gerekiyor. 400 oyu alabilmek için bu çalışmamızı sizlere de sunduk. Haklı olduğunuz konularda oturalım. Birlikte ortak maddeleri tespit edelim, geçirelim. Geçiremediğimiz, mutabakat sağlayamadıklarımızla ilgili olarak da gideriz, referanduma gideriz demesi lazım değil mi? Normali bu değil mi? Normali bu tabii ki. Yani şimdi en azından burada şey konuşurken şöyle bir şey konuşmalıyız biz. Ya şu anayasaya şöyle bir şey getirmişler, insan haklarını da çok da savunmuyor ya da çok da korumuyor diyebilmeliyiz. Ya da ne bileyim. Neyi değiştiriyorsun? İşte, yani, anayasa değişikliğinden. Neyi yani, değiştirelim? Peki. Bilmiyorum işte ilk dört madde atıyorum. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Neyi tartışacağız ben de bilmiyorum valla. Merakla bekliyorum ne söyleyeceğinizi. Hakikaten söyleyecek çok fazla bir şey ama şimdi acaba muhalefet, yani biz gazeteci olarak işte televizyonlarda, gazetelerde, gazete sütunlarında, köşe yazarları bu konu üzerinde bir şeyler söylüyor ve yazıyoruz. Acaba muhalefet şöyle bir şey diyemez mi? Ya arkadaş, bizim asgari müştereğimiz tüm muhalefet olarak, Millet İttifakı olarak ayırmıyorum. Bütün muhalefet partileri olarak söylüyorum ya da sivil toplum kuruluşları olarak söylüyorum. Bizim asgari müştereğimiz parlamenter sisteme dönüş. Parlamenter rejim. Diyoruz bizim, zaten. Hayır. Aynen de böyle söylüyoruz zaten. Eğer bunu bize getirmiyorsanız bizim gündemimizde anayasa değişikliği yoktur. Biz de bu tartışmanın içinde olmayız gibi bir çıkış acaba bunu başlamadan durdurur mu? Ya da muhalefet farklı bir yere mi çekilmek isteniyor? Bu ifade durdurabilir mi bu muhalefetin çekilmek istediği tarafı? Belki bunun üzerinden konuşabiliriz. Evet. Şimdi burada da biraz önce Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili konuştuğumuz konu gibi bir şey var. Burada da yine hiç unutmamamız gereken bir konu var.
Milletin derdi işi aşı, işsizliği. Millet gelecek göremiyor. Geleceğiyle ilgili umutsuz, sıkıntılı, endişeli. Şimdi böyle bir ortamda, yani ülkenin yönetilmediği, umut verilmediği bir ortamda nasıl Boğaziçi Üniversitesi meselesini, rektör meselesini, Türkiye meselesi haline getirmek isteyen bir iktidar varsa, zihniyet varsa, yine aynı şekilde tabii o yetmiyor gündemi. Tabii. Tek başına yeterli değil. Evet. Daha birçok madde var zaten. Battaniyeli örtmeye yetmiyor. Onun için bir de anayasa meselesi çıkardı. Şimdi durup dururken dedi ki anayasanın değişmesi lazım. Yani anayasayı değiştirmek isteyen hükümet çıkar, bir getirir bir rapor. Ben bu raporu hazırladım diye gönderir bütün muhalefet partilerine, tüm partilere. Tartışılır, oturulur bir masaya, konuşulur. O teklif değerlendirilir. Hiçbir şey yok içerisinde. Hiçbir şey yok ama. Şimdi getirmiş anayasa değişikliği. Ya ne istiyorsun sen? Neyi eksik gördün? İktidar olarak beğenmediğin, eksik gördüğün, yanlış gördüğün taraflar nelerdir? Neyi değiştirmek istiyorsun? Belli değil. Bizim muhalefet olarak değiştirmek istediklerimiz var. Bir kere en başta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değiştirmek istiyoruz. Tekrar parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. Bu konuda da çalışmalar yaptırdık. Geçenlerde açıklandı, siz de konuyla ilgili programlar yaptınız. Akademisyenlere yaptırdık böyle bir çalışma. Değerlendiriyoruz. Diğer muhalefet partilerinde bu tür çalışmaları var. Güçlendirilmiş ya da çoğulcu ya da adının ne olduğunu bilmiyorum ama parlamenter sisteme geçişle ilgili bizim niyetimiz var, çalışmamız var. Ciddi ciddi de üzerinde duruyoruz, çalışıyoruz. Türkiye'nin, Türk milletinin benimsediği sistemin, alıştığı, kültür oluşturduğu, gelenekler oluşturduğu sisteminde parlamenter sistem olduğuna inanıyoruz. Şu anda parlamentonun Türkiye yönetimiyle ilgili hiçbir rolü yok. Hiçbir rolü yok ama. Yani iktidar parlamentoda oluşmuyor. Parlamentoya milletin seçtiği evlatlar, milletvekillerinin iktidarla hiçbir bağlantısı yok. Bir iktidar milletvekili neyse, ben de muhalefet milletvekili olarak oyum iktidar nezdinde. İktidar bir tek kişiden oluşuyor. Yürütme erkeği seçilmiş tek bir kişiden oluşuyor. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı da meclisten değil de, meclisten atadığı zaman da milletvekilliğinden istifa ediliyor, düşüyor milletvekillikleri. Bakanları alıyor bir yerden. Şu anda bakanların görüyorsunuz çoğu siyaset dışı, siyasetle ilgisi olmayan kişilerdi. Bunlardan bir bakanlar kurulu yaptı. Kendisi de seçilmiş tek kişi. Bunlar da atanmış adamlar. Meclisin dışında, üstünde, meclis çoğunluğuyla da hiçbir bağlantısı olmayan bir şekilde ülkeyi idare ediyorlar. Bütçe geçse de geçmese de bütçe yürürlüğe giriyor. Kanunlar geçmese de kendisi kararname çıkarıyor, yürürlüğe koyuyor. Güven oyu müessesesi yok. Bakanlar siyasi iradeye sahip değil. Meclise hesap vermiyor. Millete hesap vermiyor bakanlar. Sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu. Bir anormal bir sistem. Biz bu sistemden muzdaribiz. Doğru olmadığını, Türkiye geleneklerine uymadığını düşünüyoruz. Gidiyoruz milletvekilleri olarak alana, vatandaşa soruyoruz. Bize dertlerini söylüyorlar. Not alıyoruz, geliyoruz. Ama meclise bunu çözebilecek durumda değiliz. Çünkü meclise bakanlar gelemiyor. Anayasaya göre meclise bakanlar gelemez. Sadece bütçe için gelebilir. Bir kere, yılda bir kere geliyor. Sadece bütçe için gelebiliyorlar. Onun dışında hiçbir kanun görüşmesine, mecliste yapılan diğer türlü hiçbir görüşmeye bakanlar gelemiyor. Katılamıyor. Ya bunu anlamak da mümkün değil. Evet. O zaman nasıl kanun bakanı, yapılacak? Bakanısınız. Ben sorunları... Bakanlığınızla ilgili bir kanun görüşülüyor ve orada olamıyorsunuz. Çevreyle ilgili ya da dış iş politikayla ilgili bir sorunu, vatandaştan aldığım bazı sorunları, sıkıntıları gidip Polatlı'dan ya da yerinden, Çankaya'dan, Pursaklar'dan, işte bugün Uşak ve Afyon'da dün bugün milletvekillerimiz vardı. Oradan alınan sorunları ben hükümete, iktidara yansıtamayacağım. Talepler bunlardır. Şöyle sorunlar var, şöyle sıkıntılar var diyemeyeceksem, ki diyemiyorum bu sistemde. Niye milletvekili olduk? İktidar milletvekilleri de söyleyemiyor, biz de söyleyemiyoruz. Çünkü bakan oraya gelmiyor.
oturup beraber kanun yapamıyoruz. Sorunları birlikte çözemiyoruz. Böyle bir sistem. Yani sistemsizlik var, anormallik var. Öncelikle çözülmesi gereken bu. Anayasa değişmesi gerekiyorsa değiştirilmesi gereken yönü bu. Vatandaş kendi seçtiği milletvekilleri vasıtasıyla sorunlarını yansıtır, çözümünü ister. Buna el veren bir sistem yok. Değişmiş. Biz ne yapacağız peki? Önce bunu değiştireceğiz. Sorun budur. Millet iş ve aş derdinde. Ben mecliste bu sorunu ilgili bakanlara anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum. Çünkü bakanlar meclise gelmiyor. Gelmeleri anayasaya göre yasak. Bütçenin dışında, tekrar ediyorum. Evet. Nasıl olacak? Nasıl çözüm bulacağız? Böyle bir sistem dünyada yok. Yazılı soru önergesi veriyorsunuz. Ona da Allah bilir ne zaman cevap Tabii, veriyor. Ona da cevap vermiyor. Ya da uyduruk cevaplar veriyor. Böyle saçma bir sistem dünyada yok. Peki bunu değiştirmeyeceğiz de biz neyi değiştireceğiz? Anayasa değişikliğiymiş. Şimdi getirdiler. Ne olduğu belli değil. Hiçbir belgesi yok. Hiçbir dayanağı yok. Ne yapmak istedikleri en azından bir çerçeve çizer. İnsan bir cumhurbaşkanı anayasa değişikliği diyorsa çok önemlidir. Bir cumhurbaşkanı durup dururken anayasa değişikliğinden bahsediyorsa bu çok önemli bir konu. Toplumsal mutabakat metnidir. Tabii anayasa ikide bir değişmez biliyorsunuz. Evet. Ya şimdi bunu söylemişse çok önemlidir. Bir sorun vardır. Bunun da çerçevesini çizmiş olması lazım. Net olarak dediğim gibi bir çalışmayla ortaya koymuş olması gerekir. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Bu dalga geçmek, yani bu bir ülkeyle dalga geçmenin ötesinde bir şeydir. Ben bu koltuktan kalkmayayım diye dalga geçiyorum bu millette demektir. İnanın budur. Böyle bir rezalet olmaz. Bir cumhurbaşkanı anayasa değişikliği diyorsa getirecek, dört başı mamur rapora bağlayacak, komisyonlarını oluşturacak, ilgili partilere bunu gönderecek, tartışılmasını sağlayacak. Çok önemli bir sorun vardır orada. Bunu istiyorsa bir cumhurbaşkanı. Böyle dalga geçer gibi olmaz. Şimdi o getirdi. Biz buna itiraz edeceğiz. Muhalefet olarak diyeceğiz ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dışında bir ihtiyaç yok. Biz öncelikle parlamenter sisteme geçilmesini, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bırakılmasını istiyoruz. Bunu konuşmayacaksak biz anayasa değişikliğini konuşmayız diyecek. O da diyecek bak görüyorsunuz muhalefet işte şeyden kaçıyor, masadan kaçıyor. Anayasa değişikliğini bile görüşmek istemiyor. Ülkenin sorunlarını çözmek istiyoruz, çözdürmüyor. Bunu diyecek. Bunu yapmak için bunu yapıyorlar. Bu ne basit oyundur ya. Bu ne basit bir siyasettir. Buna da birileri belki inanacak. Aptal olan inanır ama bana göre çoğunluk inanmayacak. Yani böyle bir rezalet olur mu? Kişisel kanaatim. Bu, yani memleketin sorunlarını göstermemek yani. İçin çok basitçe, çok basitçe, çok basit oynanmış bir oyun. Ama insanı utandıran bir oyun. Bir de şöyle bir şey de var. Topluma çıkış noktasından baktığınızda şöyle dedi Sayın Cumhurbaşkanı. İşte ortağımız da uygun görürse dedi. Ya bu memleket sadece iktidar ya da iktidarın ortağından oluşmuyor ki. Yani diğer siyasi partilere de bir hani göndermede bulunmuştuysa değil mi? Yani anayasa işte, değişikliği için bir mutabakat yani, metnidir bu. Değil bu, mutabakat olması lazım. Evet, toplumsal yani herkesin, mutabakat. Yani evet demesi lazım bu konularda. Evet demesi lazım. O da yok. İşin o tarafı da eksik. Ha, bilmiyorum ama muhalefet partileri yani gerçi hani bunu söylersek bunu söyler diye bir karşı tez geliştirdiniz ama ya elbette tartışırız, elbette konuşuruz ama parlamenter rejimi bize getireceksen her türlü masaya oturmaya hazırız. Ama onun dışında bizim anayasayla ilgili sizinle görüşecek bir şeyimiz yok desek belki de dense belki de hani farklı bir yere gider. Ama tabii ki söylediğinizin de altı dolu. Maalesef inanacaklar olan da çıkabilir. Şimdi ilk bölüm için bir 10 dakikamız var aşağı yukarı. Yetmezse 8 dakikam var. 8 dakika. Yetmezse eğer ikinci bölümden devam ederiz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerinde konuşalım biraz da. İşte biraz önce programın açılışında özetledim. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'yla ilgili verdiği ihlal kararı ikinci kez verdi. İşte HSK'ya gönderdi, meclise gönderdi ve ondan sonraki gelişmeleri de biraz önce söyledik. Bir de sizden alalım. Yani nedir bu? Şimdi sizin bir kaygınız var benim anladığım kadarıyla. CHP olarak ilgili mahkeme İstanbul'daki ilgili mahkeme buna yine uymayacak.
Meclis başkanı yine hiçbir şey yapmayacak. İkinci ihlal kararı verilmesine rağmen bu havada kalacak gibi bir endişenizin olduğunu da görüyorum ben. Buradan yaklaşırsak olaya nasıl değerlendiririz? Evet. Bilmeyen dinleyicilerimiz, izleyenlerimiz için çok kısa olarak söyleyeyim. Enis Berberoğlu geçen dönemde milletvekiliydi, milletvekili arkadaşımızdı. Geçen dönem biliyorsunuz yargılandı, milletvekilliği düşürüldü, yargılandı. Ama yargılama kesinleşmeden yeniden milletvekili seçildi. Yeniden YSK'ya gitti, milletvekili seçilebilir. Yeterlilik aldı, tekrar aday oldu, tekrar milletvekili seçildi. Böyle durumlarda dokunulmazlığı da var. Tabii ki tekrar başlamış oldu. Evet. Dolayısıyla dönem sonuna kalması lazım. Bizim geleneklerimize göre yargılanmasının dönem sonuna kalması lazım. Evet. Ama öyle yapmadılar maalesef. Geleneklerimizi yok eden bir zihniyet var maalesef bu iktidarda. Tuttu. O geçen dönemden devam eden mahkeme kararı üzerine milletvekilliğini düşürdü Enis Berberoğlu'nun. Halbuki böyle bir şey yoktu. Alınmış bir karar yoktu. Geçen dönemin yargı kararı üzerine bunu yaptı. Halbuki yeniden seçilmişti Enis Berberoğlu. Ve birinci derece, yani ilk mahkeme böyle bir karar vermişti. Daha sonra tabii Enis Berberoğlu da avukatlarıyla gitti Anayasa Mahkemesi'ne ve hak ihlali olduğuna karar verdi Anayasa Mahkemesi. Yani yanlış yapıldığına karar verdi Anayasa Mahkemesi. En üst düzeyde mahkeme. Cumhurbaşkanını bile Yüce Divan sıfatıyla yargılayan bir mahkeme bu. En üst düzey mahkeme olarak hak ihlali olduğuna, Enis Berberoğlu'nun hakkının ihlal edildiğine, milletvekilliğine iade edilmesi gerektiğine karar verdi. İlk mahkeme bu karara uymadı. Ve iktidar da, Adalet Bakanlığı da, bizim hukuk sistemi de böyle ağzı açık seyrettiler bunu. Böyle bir rezalet olmaz. Bir devlet varsa böyle bir rezalet olmaz. Seyrettiler. Tekrar Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Tekrar konu incelendi. Bir daha bu karar verildi, ikinci kez. Şimdi bu kararı iki şekilde uygulatabilirsiniz. Bir, tekrar ilk mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı karşısında evet, yapacak bir şey yok demesi lazım. Doğrusu o. Uygulaması lazım. Kararı kaldırması lazım, ertelemesi lazım. Her neyse. Ya da meclis başkanının, ya Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Evet, dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrudur. Tüm dünyada olduğu gibi. Evet. Meclis başkanlığı olarak ben otomatikman milletvekilliğine devam kararı veriyorum deyip düşürmemesi lazım milletvekilliğini. Şimdi Anayasa Mahkemesi ikinci defa hak ihlaline karar verdiğinde hem hakimler, savcılar yüksek kuruluna kararı gönderdi. Bu sizin hakiminiz var ya dedi, yanlış karar veriyor, daha hukukun H'sini bile bilmiyor dedi. Onun için gönderdi. İki, meclise gönderdi. Onlar bilmiyor, bari siz öğretin dedi. Millet iradesine sahip çıkın dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Anayasa Mahkemesi kararı göndererek millet iradesine sahip çıkmayı öğrenin dedi Türkçesi. Meclis Başkanlığı bu kararı iade etti. Evet, iade. Yani maalesef bunlar tarihimizde olmayan olaylar. Anladığım kadarıyla biraz önce ifade ettiğiniz gibi yine seyrediyor iktidar ya da hukuk. Evet. Evet. Yani iktidar kendisini, kendi koltuğundan kalkmamak için, Türkiye'deki bu yangını falan çözmemek için her şeyi yapıyor. Bu rezaletlere, bu ülkenin bu durumda olmasının sebebidir bu iktidar, bu zihniyet. Ama kalkmamak için her şeyi yapıyor. Bütün mücadelemiz bu iktidarı bu koltuktan kaldırmak içindir. Bu koltuk dediğim saray koltuğu. Cumhurbaşkanının oturduğu saray koltuğundan Çünkü Türkiye'deki olayların, sorunların, sıkıntıların, dertlerin, işsizliğin, ekonominin, umutsuzluğun, bütün sorunların müsebbibidir o koltuk.
Peki artık o hale gelmiştir. Peki yani beka sorunu oluşturuyor bu ülkenin milli manevi değerlerini bile yok eden, görüyorsunuz, hukuk sistemini yok eden bir hale gelmiştir. Sadece iş ve aş değil, maalesef devleti de oldukça tahrip eden bir hale gelmiştir maalesef. Zaten hukuku bulursak işi aşı da arkasından buluruz gibime geliyor. Yani en büyük ihtiyaç şu anda adalet ve hukuk. Yani ya bana göre böyle. Elbette ki insanların yemesi için yemek de lazım ama şimdi çok da hayatımızda doğrudan hissetmediğimiz için iş, aş, ekmek falan doğru. Ama hukuk, 12 milyon adaleti, işsiz var. Evet. 12 milyon gencimiz hangi koşullarda işsiz kaldılar? Ağırlıklı olarak gencimiz işsiz. Okulunu okumuş, bitirmiş, bunların içerisinde %25'i üniversite mezunu insanlar. Bu kadar önemli, büyük bir sıkıntı var ve bu konuda kayıtsız kalan, hiçbir şey yapmayan bir iktidar var. Hiçbir şey yapmıyorlar, biliyor musunuz? Yani doları tutmak, bu seviyede tutmak iş değil. Bunun yarını da var. Bunun da maliyeti zaten. Onları da konuşalım size. Yani ikinci bölümde konuşacağız. İki dakikamız kaldı bu bölüm için. Türk lirasını sıktınız mı? Dünyada da dolar düşüyor. Dolar değer kaybediyor. Fed'in verdiği son faiz kararı, Türkiye'deki faiz kararıyla faizleri düşürmeyince bu sefer dolar düşüyor tabii ki. Konu bu kadar basit. Bu ekonomiyle ilgili bir şey yapıldığı anlamına gelmiyor ki. Ekonominin düzeldiği anlamına gelmiyor ki. Doların yükselmesi de sorundur, düşmesi de sorundur. İstikrarı önemlidir. Maalesef bu iktidar ne yapıyor bilmiyorum artık. Gerçekten çok tahribat yapıyor, çok tahribat verdi ekonomiye, hukuk sistemimize, zihniyetimize, ahlakımıza, milli ve manevi değerlerimize çok zarar veriyor artık. Evet, biraz sonra konuşacağız zaten. Evet, enflasyonu konuşacağız, lazım. Ekonomiyi konuşacağız, yolsuzluklardaki dünya sıralamasındaki yerimizi konuşacağız. Nüfusumuz da bu arada artmış, 83.614.000'miş. 84 diyeyim. 84 milyon yuvarlak sözü. Bunun ne anlama geldiğini de konuşacağız tabii ki. Evet. Evet, bunları da konuşacağız. 90 milyon diyelim değil mi? Yuvarlayıp onu. Aynen öyle, 90 milyon. Sebebini açıklarız neden 90 milyon olduğumuzu. Değerli izleyenler, şimdi biz bu bölümü kapatıyoruz. İkinci bölümde biraz önce özetlemeye çalıştığım başlıkları, özellikle işi, aşı, ekmeği ve bunlara ulaşamamamızın nedenlerinden birisi olan yolsuzlukları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Biraz sonra geliyoruz. Efendim tekrar merhaba. Sayın Bülent Kuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kuşoğlu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Memleketin gündemini, daha doğrusu gerçek gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ekonomiyi konuşacağız. Enflasyon hangi boyutta, onu konuşacağız. Doların inmesi çıkması ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız ama bunlardan önce siyasi olan tarafını bir sohbetimizi bitirmek istiyorum. O da şu: liderlerin turları var. Hem Cumhur İttifakı'ndaki bu turları görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın bu turlarını görüyoruz. Hem de muhalefet partilerinin Millet İttifakı'nda olsun olmasın birbirleriyle olan turlarını görüyoruz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Siyaset bir anda böyle turlara böldü. Hani eskiden vardı, mekik diplomasisi deriz. Yani diplomaside özellikle kullanılan bir şey. Şu anda da bir mekik diplomasisi görüyoruz liderler arasında. Şimdi neler konuşuluyor dediğim zaman bir şey söyleyemeyebilirsiniz. Bunu da anlarım ama hangi zeminde yürüyor bunda konuşmalar? En azından o konuda belki bir şeyler söyleyebilirsiniz. Türk demokrasisi çok enteresan bir noktaya geldi. Yani siyasetimiz biraz önce söylediğimiz parlamentosuyla çözüm üretemeyen, iktidarın dışında kalan bir parlamento oldu. Yani millet iradesinin tecelli etmesi gereken yer maalesef siyaseten çözüm üretemeyen bir yer oldu parlamentomuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve bu noktada bildiğimiz sıkıntılarımız var. Ekonomiden dış politikaya kadar ve toplumsal bazı sıkıntılarımız var. Bu noktada iktidarın değişmesi gerekiyor normal şartlar altında. Çünkü özellikle 2019 mali seçimlerinden sonra sürekli olarak oy kaybeden, zemin kaybeden bir iktidar var. Normalde böyle durumlarda iktidarın gittiği çok nettir. Herkes de bunu görür. Ona göre herkes mevzisini alır.
özellikle bürokratlar, yani bürokratlar iktidarın gidişini çok net olarak görürler. Ona göre mevzilenirler. Evet, onlar gerçekten havayı iyi koklarlar. Evet. Ama Türkiye'de şöyle farklı bir durum söz konusu. Nasıl iktidarı belirleyen meclis değilse, maalesef iktidarın gidişiyle ilgili karar veren yer meclis değilse, maalesef iktidar farklı bir yerde oluşmuşsa, bu sefer o farklılık nedeniyle bir sorun, sıkıntı var. İktidar nasıl değişecek? Demokrasilerde iktidarın değişmesi önemli bir konudur. Ama gelişmiş ülkelerde, demokrasilerde hiç sorun değildir. Bizde de sorun olmadı biliyorsunuz. Yani İnönü, milli şef İnönü, İnönü zaferlerinin komutanı, Atatürk'ten sonraki tek adam İnönü, milli kahraman İnönü, vakti zamanı geldiği zaman Demokrat Parti'ye mührü verdi. Vermeyebilirdi değil mi? Tabii ki. Devlet elindeydi. Hatta o zaman askerler bile şey yapmışlar, kendisine teklifte bulunmuşlar. İstiyorsanız vermeyelim demişler. Yok demiş ve rahmetli İnönü benim en büyük zaferimdir demiş. O yenilgi olarak niteleyenlere benim en büyük zaferimdir demiş. Çünkü Türkiye'yi çok partili rejime geçirdi, demokrasiye geçirdi. Müthiş bir şey değil mi? Şimdi de buna benzer bir olayla karşıyayız. 19 yıldan beri ülkeyi yöneten tek adam, devlete sahip çıkan bu tek adam, yargısıyla ve tüm devlet kurumlarıyla onları egemenliği altına alan, kendi zihniyetine göre şekillendiren tek adam rejiminin değişmesi gerekiyor. Öyle bir noktadayız. Ama sıkıntı var. Değişmek istemiyor. Bu şeyi, normal değişim emarelerini görmüyoruz. Direnen, bu arada antidemokratik uygulamalar yapan, hukuku kullanan, siyaseti kullanan, eline ne geçirirse kullanan, biraz önceki bölümde sorunları, sıkıntıları göstermemek, koltuğunu korumak için dedik ya, bir üniversite meselesini bile, bir rektör meselesini bile Türkiye meselesi haline getirmeye çalışan, bu arada gazetecileri, siyasetçileri tartaklamak ya da öldürme kastıyla onlara saldırılar düzenlemek bilmem ne, bunları meşru gören, bunların gereğini yapmayan bir iktidar var. Ki çok bunlar hassas, çok kritik sonuçları olabilecek konular. Söylemiştim, birileri, dış güçler bunları istismar edebilir, dış istihbarat güçleri işin içine kendileri de girerse altından kalkılamaz boyutta kaos, karmaşa oluşabilir. Çok tehlikelidir bu konular. Hiç yapılmaması gerekir. Ama maalesef yapılıyor. Bu hassasiyeti gören muhalefet cephesi daha sık bir araya geliyor. Yani sonuçta kimler bir araya geliyor? Bakın, Ali Babacan bugün kimle görüştü? Meral Hanım'la görüştü, İYİ Parti lideriyle. Ali Babacan kim? Uzun zaman bu iktidarın Başbakan Yardımcılığını, Dışişleri Bakanlığı'nı, ekonomiden sorumlu bakanlığını yapmış birisi. Ekonominin direksiyonunda uzun yıllar oturmuş bir isim. Oturmuş birisi. Ve bu hassasiyeti taşıyor. Başarılıydı, başarısızdı. Sorumluluğu vardır, yoktur. Bu ayrı bir konu. Ama bugün bu iktidar değişimiyle ilgili kaygı duyan birisi, demokrasimizle ilgili kaygı duyan birisi. Bizimle aynı cephede. Bugün görüştüğümüz kişilerden bir tanesi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanımın görüştüğü kişilerden birisi kim? Temel Karamollaoğlu. O da iktidar zihniyetinin önemli isimlerinden birisiydi. Ama bugün o da bu iktidarın devamı, gidişatı, değişimiyle ilgili kaygı duyanlardan birisi. Yani dolayısıyla ülkenin geleceğiyle ilgili, bekasıyla ilgili sorun, sıkıntı gören birisi. Onun için daha hassas davranıyor. Aynı şekilde Ahmet Davutoğlu. Yakın zamanda başbakanlığını yaptı. 2015'e kadar başbakanıydı değil mi bu iktidar? Yani 5-6 yıl önce. Bugün aynı şekilde ülkenin demokrasisiyle ilgili, ülkenin geleceğiyle ilgili, yarınıyla ilgili kaygı duyan birisi. Çünkü çok normal, çok hukuki, demokratik adımlar atmıyor bu iktidar. Biraz önce söylediğimiz gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararını bile
ilk mahkemesine uygulatamıyor, uygulatmıyor. Uygulatmıyor. Anayasa Mahkemesi tepede, ilk mahkeme aşağıda. Nasıl bir ilk mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı uygulamaz? O zaman devlet yoktur. Hukuk yoktur. Bunlar oluyor ülkede. Konuştuğumuz gibi bir rektör ataması büyütülüyor, ülke sorunu haline getiriliyor. Ülkenin çok basit konuşulması, görüşülmesi gereken sorunları, sıkıntıları var. Bunlar görüşülmüyor, konuşulmuyor. Gazeteciler de övülüyor, siyasetçiler de övülüyor. Geleceğimizle ilgili kuşkularımız var. Bu şartlar altında tabii ki muhalefet birbirleriyle daha detaylı görüşecek, daha sık görüşecek ve bu siyasi çözümü, demokratik çözümü daha iyi örerek Türkiye'nin geleceğini hazırlayacaktır. Bunu yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Çünkü hepimiz endişeliyiz. Sağcısı, solcusu, dindarı, muhafazakarı, hepimiz liberaliyle bu endişeleri taşıyoruz. Onun için bu turların daha fazla atılması lazım, daha sık görüşmemiz lazım diyor liderler. Onun için görüşülüyor bu. Evet, yani. Çünkü bu sistem, bu rejim çözmüyor sorunları, daha da kötü hale getiriyor. Bu aynı zamanda memlekette hala diyalog kanallarının açık olduğunu da anlatıyor insanlara. Yani en azından iktidar, muhalefet evet, kanadında açık. Evet, yani iktidarla görüşemiyorsunuz. Evet, görüşemiyorsunuz yani zaten. İktidara girip de bir sorun var, bu sorunla ilgili bize bir açıklama yapın ya da bu sorunla ilgili oturup konuşalım diyemiyorsunuz. Kabul evet, etmiyor onları. Yani siyasi yelpazenin farklı yerlerinde, farklı renklerdeki olan insanların, liderlerin, kadroların birlikte görüşebileceği bir ortamın olduğu da en azından vatandaşlara anlatılmış oluyor. Tabii, yani tabii. Ülkenin tamamı birbiriyle kavga etmiyor. Ülkenin bir bölümü diğer bir bölümüyle kavga ediyor. Ama o diğer bir kavga bölümü içinde kavga ettirilmeye çalışılıyor. Ettirilmeye çalışılıyor. O gerginlik artırılarak evet, koltuk muhafaza edilmeye çalışılıyor. Onu görüyoruz. Karl Popper var. Alman düşün adamı. Çok aklı başında bir düşünürdür. Karl Popper'ın bir sözü vardı. Ben çok anlayamamıştım. Diyor ki demokrasilerde en önemli konu sandıkla iktidarın değişimidir diyor. Niye o kadar önemli olsun dedim. Çünkü Türkiye'de bile sorun olmamıştı sandıklar. Yaşamayınca anlamıyor insan değil mi? Evet. Türkiye'de sorun olmaya başlayınca, Amerika'da bile bunun sorun olmaya başladığını görünce şaşırdım. Gerçekten öyle hakikaten. Yani daha önce yaşamadığımız şeyleri, yani o iktidara koltuğa oturmuş, ben gitmem diyenleri görünce gerçekten demek ki en önemli sorun iktidarların sorunsuz sandıkla değişimidir, demokrasilerin en önemli konusu lafını çok önemsedim. Evet. Peki şimdi biraz da ekonomiye bakalım, milletin işine aşına bakalım. Yani işte markete gidiyorsunuz, pazara gidiyorsunuz, bir önceki haftanın fiyatını bulamıyorsunuz. Sürekli artıyor. Şimdi burada iktidar esnafı suçladı, işte şirketleri, marketleri suçladı. İşte çiftçiye baktığınız zaman çiftçi tüketiciyi suçluyor. Geçenlerde bir röportajımız vardı hatta, yani bir açıklaması vardı çiftçi temsilcisinin. Tüketici bilinçli olsun almasın falan dedi. Yani iktidarın herhangi bir suçu olmadı. Bunları savunanlar da var. Ama nihayetinde geldiğimiz noktada sıkıntı büyük. Bir aylığını aldığınız zaman önümüzdeki ayın başını bulamayacağını herkes biliyor. En azından memleketin geniş bir bölümü biliyor. Ve bu da insanları ciddi bir yarınlara dönük umutsuzluğa sevk ediyor. Şimdi bu taraftan yaklaştığınızda süreci değerlendirmeye nereden başlayabiliriz? Evet. Şimdi hatırlıyor musunuz 2019 seçimleri öncesi belediyeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktidara mensuptu. Evet. Tabii o zaman Adana, Mersin ve Antalya'da büyükşehirler arasında iktidarın belediyeleriydi. Bu özellikle Ankara ve İstanbul'da tanzim satışları başlamıştı. Tabii. Yine böyle pahalılık vardı. Özel meyve sebzeleriyle ilgili pahalılık vardı. Soğan patates. Soğan patates teröristleri var dediler, stokçuları var dediler. Üreticiyi terörist ilan edip tanzim satış mağazaları kurdular belediye bünyesinde. Oralarda soğan patates sattırdılar. Epey de zarar etti o zaman belediyeler. Yani
alıp da bir kar koyup, yani %5 bile olsa, %1 bile olsa kar koyup satmadı. Seçim öncesi olduğu için zararına sattırdılar güya. O parayı yine bizden çıktı ama bu arada. Piyasayı düzenledi. O para yani, soğanı 1,5 liradan aldık ama ettiği sübvansiyon yine bizim cebimizden çıktı tabii, o para. Yani, o, para aslında, o da ayrı bir işin ironik tarafı tabii ki. Seçilmek için devlet kesesinden verilen rüşvet o. Devletin kesesinden verdiği, siyasi iktidarın verdiği rüşvetti seçim öncesi. Maalesef o ayrı bir... Abi kendi kesesinden verse neyse sorun yok da. Yani yine tabii, benim kesemden bana rüşvet verdi. Yani tabii, olacak şey değil. Tabii. Şimdi bu iktidarın bugünkü sorunu değil sadece. Dün de vardı ve o sırada bir de Finansal İstikrar Komitesi diye bir komite kurdular. Evet, doğru. Ne yapacaklardı o? Yani nar gibi fiyat ilan edecekler. O fiyatın üstünde olmayacaktı. Güya maliyet tespit edip o maliyetin belli bir miktar üzerine bir şeyleri koyacaklardı. Şimdi bunlar hepsi vatandaşla dalga geçme gibi tedbirlerdi. Geçiciydi. Şimdi bugünlere geldik, bunun geçici olduğu, doğru olmadığı, samimi olmadığı, gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Şimdi ne diyor efendim, tarlada 80 kuruş olan domates, bugün bir yerde de konuşuyordum, yine bu örneği verdim. Ben tarlada 80 lira olan domates Ankara'ya, İstanbul'a gelinceye kadar bilmem ne kadar oluyormuş. Ya koy işte 80 lira kilo, 80 kuruş olan domates 10 ton tarladan alıyorsun. Tüccarsınız. Toplatıyorsunuz tarladan domatesi. 10 ton bir kamyona yükletiyorsunuz. Yükletmek tabii şeyli olmuyor. Sonuçta kutulara konması gerekiyor. Domates kasalarına konması gerekiyor. Ambalajlanması gerekiyor. O yükleme işi yapılıyor. Ondan sonra Ankara'ya, İstanbul'a geliyor. Ankara, İstanbul'a gelirken yolda gişelere para ödüyorlar. Yol parası ödeniyor. Mazot fiyatları almış başını gitmiş. Dünyada en pahalı mazot, benzin, akaryakıt bizde. 1 liralık mazotun gerçek fiyatı 1 liraysa biz 4 lira alıyoruz. 3 lira da üzerinden vergi alıyoruz. Akaryakıt tüketim vergisi. Asıl vergi o olmuş. Bunu devlet alıyor. Tabii bir yatımız yol, yoksa. Yol geçişlerini, köprü geçişlerinin parasını da devlet alıyor. Şurada Osman Gazi Köprüsü'nden bir geçmeye kalkın. O yola girdiğiniz zaman köprü geçişi dahil 165-170 lira para ödüyorsunuz. Yalova Köprüsü'nün orada dünyanın parasını ödüyorsunuz. Orada da 165-170 lira. Yani yükleme, ambalajlama, nakliye, tekrar onların indirilmesi, bindirilmesi, bakkala, manava gitmesi o domatesin. Orada çürük çarığı var, frenin ayıklanması falan. O rakamlara geliyor. Çünkü sen ülkenin ekonomisini böyle ayarlamışsın. Maliyetlerini öyle ayarlamışsın. Yol geçişleri, akaryakıt fiyatları falan bunlar senin cebine giden şeyler. Tüccarın cebine gitmiyor ki. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani asıl devlet maliyeti yükselten unsurlara sahip. Yani akaryakıtıyla, enerji maliyetleriyle ve şeyle yol köprü geçişleriyle devlet alıyor. Maliyetleri devlet yükseltiyor. Ayrıca o domatesin yetişmesi sırasında su ve gübre var. Onların kullanımı ile ilgili olarak da sen onu kendin üretmiyorsun ki. Petkim'i de özelleştirmişsin. Yurt dışından gübreyi ithal ediyorsun. Yurt dışından gübre dolarla ithal ediliyor. O da dolara bağlı yüksek fiyatlarla geliyor. Kendin üretmediğin için, çiftçinin desteklemediğin için ilave maliyet de orada var. Ondan sonra da bu paralara geliyor. Vatandaş bunu almakta zorlanıyor. Şeyle tarlayla ev arasında büyük bir maliyet biniyor. İsterseniz hesaplamasını kuruşu kuruşuna yapalım. İşte normali bu ama sebep kim? Devlet. Devletin maliyetleri yükseltmesi asıl bu soruna, sıkıntıya sebep oluyor. Bunu da görmek lazım. Bunun bir sebebi kim? Sensin, iktidar sensin. Bu maliyetleri yükselten sensin. Bu kadar mazot fiyatıyla akaryakıttan bu kadar vergi alırsan 4 liralık ya da şu anda 6 küsur lira 7 lira. 7 lira evet. Bunun 2 lirası mazot, kalan 5 lirası vergi ise bunun altından kalkılır mı? Üretici ne yapsın? Enerji maliyetleri Türkiye'de çok yüksek. Akaryakıt maliyetleri çok yüksek. Gübre vesaire çok çok yüksek. Bunun altından kalkılır mı? Nakliye maliyetleri
lojistik maliyetleri çok yüksek. Bunlar hepsi devletin sebep olduğu, devletin yanlış politikalarla sebep olduğu maliyet unsurları. Araştırmaya falan gerek yok, çok fazla detaylı. Devlet sebep oluyor bu yanlış. Bu kadar net diyorsunuz. Tabii yani. Bu kadar yani. Ne çiftçiyi, ne tüketiciyi, ne de esnafı, ne de soğan üreticisi suçlarının bir alemi yok. Hükümet kendi, evet. Ondan sonra soğan üreticisini suçluyor terörist olarak. Sensin, sebebi sensin. Aynen. Yanlış politikaları. Peki. Devlet yanlış yönetildiği için, yanlış ekonomi politikalarına sebebiyet verdiği için bu şekilde maliyetler yükseliyor. Şimdi ben son süreçte anlayamadığım bir şey daha oldu. Şimdi biz şeker fabrikalarını sattık. Ya zarar ediyor. Devlet de şekerle uğraşmasın dedik, değil mi? Yani sattık. İşte değil mi? Süperbank'ı sattık. Ya devlet patiska kumaş satar mı dedik. Sonra geldik. PTT ayçiçek yağı falan satmaya başladım. Şimdi gerçekten benim anlamakta sıkıntı çektiğim konulardan bu. Birisi de bu oldu son dönemde. Bunu ekonomik olarak nasıl izah edersiniz? Ya da ekonomi politikaları olarak nasıl izah edersiniz? Nereye koyarsınız bunu? Bunu şapşallığa koyarım. Affedersiniz. Gerçekten öyle. Yani bu yönetimi becerememektir. Yani bunu böyle yapmak, bunun ekonomiyle falan ilgisi yok. Beceremediğiniz zaman şaşkınlıkla, şapşallıkla bunu yaparsınız. Normal değil. Ben de derin ekonomik böyle analiz yapacaksınız yok, zannediyorum. Yok, eğer temeli bu kadar basitmiş basit yani. Bu kadar basit. Yani aklı başında hiç kimse, hiçbir ekonomistin böyle bir önerisi olmaz ki. Nereye koyacaksınız? Yani tanzim satışları başlatmak, yok PTT'ye yağ sattırmak, bu şapşallık. Şaşkınlıktan bunu yaparsınız. Aklı başında hiçbir iktidar, yönetim böyle bir şey yapmaz. Peki. Bu böyle şey olur mu? Gerçekten öyle yani. Kim yapar? Yok yani itirazım yok. Bu kadar basit. Peki yani hakikaten bazı soruları böyle soralım. çok bilimsel düşünmeyeceksiniz. Tabii, hakikaten öyle. Hangi teoriyi oturtacağınızı da düşünmeyeceksiniz. Çok basit anlatımları da var, biraz önce çok net koydunuz zaten ortaya. Şu yolsuzluklara bakalım istiyorum. En sonda yurt dışında Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bir açıklaması, her sene araştırması vardı. Bu çalışmayı yapıyorlar. Dünyada yaptıkları çalışmada 186 ülke arasında 86. çıktık. 86. sıradayız. Çok kötü bir sıralama. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında Avrupa, OECD ülkelerini, Amerika'yı falan çıkarım. Yani böyle gelişmiş ekonomileri. Kalan böyle küçük, çok küçük ülkeler var. Adını dahi bilmekte zorlandığımız ülkeler var. Geriye onlar kalıyor bizden sonra. Biz yolsuzlukta çok mesafe kat etmişiz. Yol kat etmişiz. Çok maalesef. Hani 3Y ile iktidara geldiler ya, yolsuzluk, evet, yasaklar ve yoksulluk. Bu yolsuzluk hepsinde maalesef Türkiye'de. Bence yoksulluk sorununu bitirdiler. Herkes fakir. Yani yoksul diye bir şey kalmadı. Yani orada çok net bir başarı var. Ama bu şey yani yoksullukla beraber bu kadar yolsuzluk olması, Türkiye'nin bu kadar yolsuz bir ülke olması, bu kadar hırsızlığın olması çok acı. Bu kaynakları... Biraz önce söylediğimiz ekonomide gelinen noktanın bir sebebi de budur. Onu soracaktım. Şimdi yolsuzluk kimlerle yapılır? Siyasetçi, bürokrat, iletişimci, basın hep beraber bu tür şeyleri yapabilirler. Türkiye'de bunlar yapılıyor. Bütün dünyada da var. Bütün dünyada yolsuzluk yapılır. Tabii böyle bir araştırma ama, olduğuna göre yani bütün dünyada bütün bu dünyada yapılıyor var, demek ama, ki. Ama bütün dünyada bunlar tespit edilir. Bunları tespit edecek mekanizmalar da vardır aslında demokrasilerde. Bunlar tespit edilir ve cezalandırılır. Türkiye'de o ceza mekanizması yok. Ve kimse artık bunu önemsemiyor. Şimdi yolsuzluk diyorsunuz, içinizin cız etmesi lazım. Vatandaşımız falan, ya herkes çaldı diyor. Ya herkes çaldı, geçmişte de çalındı ama bu gerekçe midir? Artık çalınmasın yani. Artık çalınmasın. Bir de geçmişte İnanın böyle bir şey yoktu, yolsuzluk yoktu. Gereken de yapılıyordu tespit edildiği anda. Şimdi o yapılmıyor. Bu hassasiyet yok. Hassasiyetimiz yitti. Hassasiyetimiz yok yolsuzlukla, hırsızlıkla ilgili. Alkışlanıyor neredeyse. Bu kadar yolsuzluk var. Bakın bir şey söyleyeceğim. Karayolları ihalelerimizde, ulaştırma ihalelerimizde, büyük ihalelerde
İhaleye çıkılan bedelin bedelle biten kaç tane ihale var? 100 liraya bir şey ihale çıkılmışsa 100 liraya değil de muhtemelen hiç yoktur. 100 milyon lira. Hiç yoktur. Aynen İsmail Bey hiç yok biliyor hiç musunuz? Yok. 100 liraya yapılan bir ihalede kazanan katiyen onu 100 liraya bitirmemiş. 150 liraya, 200 liraya, 250 liraya, 500 liraya bitirmiş. Bakın benim bu araştırmadan haberim yok. Siz araştırmışsınız, çok net bir biçimde söylüyorsunuz. Ama yani memleketin haline bakınca sorunun cevabı kendiliğinden geliyor aslında. Evet, aynen böyle. İşte Türkiye'de neden pahalılık var? Neden ekonomi bozuk? Neden işsizlik var? 200 kere ihale kanunu değiştirirseniz eğer. Bir tanesi de budur. 180 kere kamu ihale kanunu değişmiş. Ben 220 diye biliyordum da. Sayın Erdoğan anayasanın değişmesi lazım. Anayasanın değişmesi lazım tabii ki. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürümüyor bir kere. Hızlı olacak, pratik olacak dedikleri sistem yürümüyor. Bunun değişmesi lazım ama yani bu kamu ihale kanunu 180 kere nasıl değişir? Neden değişir? Yolsuzluk yapmak için değişir. Bu kadar basit. 180 kere değiştirdiler. Bunun 60'ı doğrudan kamu ihale kanunu üzerindedir, 60 küsuru. Hı hı. Geri kalanları başka kanunlarda yapılan değişiklikler. Torbalarla gelen. Şöyle, mesela şey yapıyor, kamu ihale kanununda değil de enerji piyasası kanunuyla ilgili bir değişiklik yapıyor. Diyor ki, bu kanun hükümleri kamu ihale kanununa tabi değildir. Ha, anladım. Ya da bir kurumla ilgili düzenleme özel yapıyor. Diyor ki bu kurum kamu ihale kanununa tabi değildir diyor. Mesela Türkiye Varlık Fonu. Varlık Fonu'na tabi olan şey bunlar kamu ihale kanununa tabi değildir diyor. Böyle böyle 180 kere değişmiş bu. Şimdi bu açıklıyor ekonominin sorunlarını, sıkıntılarını önemli ölçüde açıklıyor. Ekonomi mimarisini bir kere yanlış yapmışsın, iki yolsuz. Yani yolsuzluk yapıyorsun, çalıyorsun, çırpıyorsun, onun için bu hale geliyor. İhaleler davet usulü olmayan, yani şurada seçiyorsunuz 3 kişi, onları çağırıyorsunuz. Her defasında bu sefer sen al, bu sefer sen alacaksınız, bu sefer sen alacaksınız. Yani bir ülkede 5 tane firma mı olur? Dünyanın, Türkiye nedir ki yani dünya ekonomisinde %1'in altında bir şeyi var Türkiye'nin. Katma değeri %1'in altında. Böyle bir ülkede 5 tane firma dünyanın ilk 10'una girer mi? En fazla ihale alan hangi bankalarımız girmiyor, üniversitelerimiz girmiyor. Matematiksel olarak da girmemesi lazım zaten. Tabii ona. Girmemesi lazım. Böyle bir ülkede 5 tane müteahhitlik firması dünyanın ilk 10'una giriyor. Yok böyle bir şey. Ve bundan da övünüyoruz ama yani bizim bundan da övünüyoruz. Böyle bu yolsuzluktur. Bunlar çağrılıyor, sırayla hepsine ihaleler veriliyor. Ve verilen ihaleler hani ucuz da değil. Tam tersine dediğim gibi 100 liraya verilmiş hiçbir ihale 100 liraya bitmiyor. 150, 250, 500 böyle bitiyor. Bunlar Sayıştay raporuyla tespit edilen konular. Ve bunları Sayıştay raporlarını ilgili bakanlara söylediğimiz zaman ya onlar önemli değildir diyebiliyorlar. Tutanaklar da var bunlar. Önemli değildir. Önemli değildir diyor. Ya bu ülkenin, bu fakir fukaranın dulun, yetimin. Yetimin hakkı yeniyor ve bunlar önemli değildir diyebiliyorlar. Ve bunlara birileri de destek olabiliyor. Daha da kötüsü bu. Ve bunlar diyorlar ki biz milli manevi değerlere sahibiz diyorlar. Milli manevi değerlere onlar sahip. Ya bu hırsızlık çalan, çırpan, hırsızlık yapan, usulsüzlük yapan milli manevi değerlere sahip olmuş olabilir mi? Ya olmaması lazım tabii ki yani. Bu kadar basit. Ama onlar milli manevi değerlere sahip olduklarını iddia ederek oy alıyorlar. Ondan sonra da bunları yapıyorlar. Ondan sonra da her türlü yolsuzluğu, hırsızlığı yapıyorlar. Ülkeyi berbat ediyorlar. Hukuksuz, kanunsuz bir ülke haline getiriyorlar. Ekonomiyi de bu hale sokuyorlar. Müsebbibi bu iktidardır. Tüm bunların, tüm bu o işsizlerin, intihar edenlerin, sorunu sıkıntı olanların, geleceğiyle ilgili kaygısı, endişesi olanların, bu gençlerin üzüntülerinin, yedikleri dayakların, her şeyin müsebbibi bu iktidardır. Bu kadar basit.
Bunların evet. uygulamalarıdır. Bu arada nüfusumuz da her gün artıyor. Evet, bu arada nüfusumuz da her gün artıyor. İşte adrese dayalı sistemle yapılan çalışmaya göre 83 milyon 614 bin olmuşuz. Yaklaşık bir 5 milyona yakın Suriyeli, Afganistanlıyı falan da ilave edersek 90 milyon olmuşuz demektir. 90 milyon nüfus. 90 milyon insana, bunların çoğu genç, iş vereceksin, aş vereceksin, eğitim vereceksin. Böyle bir idare tarzıyla bunları idare etmek mümkün değil. Bu zihniyetle idare etmek mümkün değil. Bunları birbirleriyle kavga ettirerek ülkeyi idare etmek mümkün değil. Yazıktır, günahtır. Peki yani ne olacak? Az bir şey değil. Yani 90 milyonluk dev bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii. Kaynaklar da belli. O kaynaklar doğru kullanılsa, tercihler doğru yapılsa aslında ülkenin kaynakları yeter bu nüfusa. O kaynaklar da doğru kullanılmıyor ve doğru tercihler de bulunulmuyor. Ne olacak peki? Şimdi bazı izleyenlerimiz soruyordur. Bülent Kuşoğlu, o zaman bu kadar şey yapıyorsun, eleştiriyorsun. Doğrusu nedir? Siz iktidar olsanız ne yapacaksınız evet. diye anlat diyeceklerdir. Diyenler vardır. Anlatayım. Şimdi bu iktidar zamanında yapılan, yani somut olarak söyleyeyim, yapılanları ben tersini yapardım ve yapacağımı da ilave olarak söyleyeyim. Bu iktidar 2002'de geldiğinde dünyada likit nakit imkanlarının en fazla olduğu dönemdi. Çok çabuk ve ucuza borçlandılar. Çok kolayca. Daha önce hiçbir dönemde olmadığı kadar çok kolaylıkla borçlandılar. Çünkü dünya konjonktürü öyleydi. Borç aldılar. Aldıkları borç alınması normal. Eleştirmiyorum. Ama aldıkları borçla ne yaptılar? Yollar, köprüler yaptılar. Bu yüksek camlı binaları yaptılar. Bunların da yapılması lazım ama önceliği olan bu değildi bir kere. Ben bunu yapmazdım. Ben önceliği üretim tesisine verirdim. Fabrika yapardım. Fabrikada istihdam yaratırdım. Üretim yaratırdım. Oradan kazandığımla, ihraç ettiğimle yeni fabrikalar, yeni üretim tesisleri kurardım. Bu kadar işsizim olmazdı bir kere. Bu kadar işsizim bir kere olmazdı. Eğitimimi de yeni gelişen nüfusa göre, gençlere göre eğitimimi yapardım. Teknik okullar açardım. Özellikle yardımcı elemanlar vesaire teknik elemanlarla güçlendirirdim eğitimimi. O yönde daha güçlü bir ülke olurdum. O üretim tesisleriyle para kazanırdım, borcumu öderdim. Şimdi bunlar yol köprü yaptılar, cam binalar yaptılar. Aldıkları borcu ödeme vakti geldi, ödeyemiyorlar. Neyle ödeyeceksin? Yani yaptığın yatırımla para kazanacaksın, döviz kazanacaksın ki aldığın dövizi ödeyebilesin. Yapmamışsın. Bir de faizi var onun. Tek bir tane devlet fabrikası yoktur bu dönemde yapılan. Bakın hep söylüyorum. Bu dönemde devletin yaptığı tek bir tane fabrika yok. Yani 3000 kişinin çalıştığı bir fabrika açmamış devlet bu dönemde. Olanları da satmış. 61 küsur milyar dolarlık fabrika satmış. Petkim'i özelleştirmiş. Petkim'i özelleştirmek demek gübrenin pahalanması demektir. Dışarıdan getirilmesi demektir. Çok çok yani pahalıya gübre üretmek demektir. Dolayısıyla da girdi maliyetlerin artması demektir. Tarımın desteklenmemesi demektir. Bunlar yapıldı. Benim yapacağım, ben tarımı güçlendireceğim, destekleyeceğim, üretime ağırlık vereceğim, istihdam yaratan yatırımlar yapacağım. Yol köprüden önce, bu cam binalardan önce, yüksek cam binalardan önce fabrikalar yapacağım. Hem Kars Dağarda'nda, Eleşkirt'te, Şırnak'ta, her yerde, Karadeniz'de vesaire, oradaki insanların şehre gelip buralarda sorun oluşturmamasını sağlayacağım. Oradaki tarımı, üretimi destekleyeceğim. Oralara fabrikalar yapacağım. Farklılık bu kadar basit aslında söylediğim. Ve ben denetlenebilir olacağım. Şeffaf olacağım, hesap vereceğim. Benim yaptığım yolsuzluk, hırsızlık bir şey varsa her şey görülecek.
maliyetler böyle yükselmeyecek. Cezam neyse verilecek. Ben bürokrasi yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsa gereğini yapacağım. Bunlar yolsuzluğun, hırsızlığın hesabını vermiyor. Şeffaf değiller, hesap vermiyorlar. Yaptıkları işleri kaça yapılmış bilmiyoruz. Bilmiyoruz gerçekten. Bakın yol köprü yapıyorlar. Kamu özel işbirliği diyorlar, hastane diyorlar. Ya bilmiyoruz yaptıkları hastanelerin maliyetini bilmiyoruz. Soruyorsunuz söylemiyorlar. Soruyoruz söylemiyorlar. Ticari sır diyorlar. Evet. Osman Gazi Köprüsü'nün geçen açıklandı. 2020'nin ilk yarısında ne kadardı? 1.7 miydi? İkinci yarısında da, ikinci 6 ayında da 2.6 galiba. Yani 4.5 milyar falan bir para ödenmiş. Onun haricinde de gelen geçenin ödediği para var. 6 milyar yani. Sadece 2020 yılında Osman Gazi Köprüsü için 6 milyara yakın para gitmiş. Orası para kazanmış. Hem bütçeden verilmiş hem de gelen geçen vermiş. 6 milyar. Ya bir köprünün geçmişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kaça yapıldığına bir bakın Allah aşkına. Bir de şimdikinin maliyetine bakın. Yani, aynı standartlarda yurt dışında yapılan köprülerin maliyetlerine bakalım. Evet yani 3 tane köprü var. 3 köprünün de maliyetine bir bakalım. Şimdi burada yanlış anlaşılıyor. Ya bu siyaset kimse değil. Kimse köprü yapmayın demiyor. Ben de bu ülkenin elhamdülillah Müslüman evladıyım. Bu ülkenin evladıyım. Ya şimdi bunu iktidara mensup insanlar bizi düşman gibi göstererek bunları göstermemeye çalışıyor. Bu söylediklerim hepsi gerçek. Ve biz de bu ülkenin evlatlarıyız. Biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. Anlaması lazım insanların. Görmesi lazım. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Bazen şaşırıyorum İsmail Bey. Vallahi şaşırıyorum. Yani uğraşıyorum, çalışıyorum. Gecem yok, gündüzüm yok. Gece uyuyamadım ben. Bu sıkıntılar yüzünden. Nasıl anlatacağım bunları? Mecliste çoğunluk el kaldırıyor. Geçiyor bütün bunlar. Yolsuzluklar, hırsızlıklar. Ya bu nasıl geçer diyoruz. Anlatıyorum. Ulaştırma Bakanlığı, karayolları ihaleleri hepsi. Bak Sayıştay raporu diyor ki burada yolsuzluk, hırsızlık var. Bunların geçmemesi lazım. Bak diyorum. Anlatmıştım bir kere herhalde burada. Normalde 9 bin lira olması gereken iş bilmem kaç milyona yapılmış. Anlatıyorsunuz. Hiç umursamıyor. Geçiyor yine de. El kaldırıyor geçiyor. Yani bu Müslümanlık değil. Bu ahlak değil. Bu insanlık değil. Ne yapayım? Nasıl anlatayım bilmiyorum. Mecliste anlatıyoruz. Çalışıyoruz. Uğraşıyoruz. Anlatamıyoruz. Ya da anlamıyorlar. Buralarda mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışılmıyor. Anlaşılmıyor. Ne yapacağız? Nasıl ifade edeceğiz bunu? Ne yapacağız? Ben yine de bu uzmanlık sorusu ferasetine güveniyorum. Güvenmek istiyorum. Görmeleri lazım. Göreceklerdir herhalde. Ya vatandaşlarımız gerçekten birçok şeyi fark ediyorlar. Yani AKP iktidarındaki erime de zaten bunun ayrı bir kanıtı. Şimdi tamam öldü bitti falan filan işte yerlerde sürünüyor demiyoruz AKP. Ama bazı insanların kendine gelmesi, olayları fark etmesi biraz zaman alıyor. O zaman bazılarında işte ne bileyim bir birim, bazılarında beş birim oluyor. Ama alıyor yani o ayılma devam ediyor, o uyanma devam ediyor. Dolayısıyla AKP'deki bu gerilemeyi AKP'nin içinden çıkan diğer iki partideki yükselmeden de görüyoruz zaten. Sadece oradan değil Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yükselmeden de görüyoruz. Ya da kararsızlar grubunda toplanmadan görüyoruz. Vatandaşların şikayetleri var. En azından şunu söyleyebilirim. Biz sokak röportajları yapıyoruz. O röportajlara baktığımızda da en azından ben vatandaşın ne söylediğini görüyorum. Vatandaş farkında. Vatandaş farkında ama bu noktada belki hani biraz önce gerçekten feryat ettiniz. Ya nasıl anlatayım diye mecliste anlatıyoruz anlamıyorlar. İşte buralarda çıkıyoruz falan. Belki bunu çok daha ısrarlı söylemek lazım. Ya da çoğunluklarıyla tabii bunu daha ısrarlı söylemek lazım. Yani anlayıp da bazıları anlıyor anlamamazlıktan geliyor. Ama bazıları yok canım falan diyor. Ya bakın şimdi daha önce söylemiştim. Kızılcahamam'a gittik. Orada işte vatandaşla falan. Bir 83 yaşında bir hacı amca. Aynen şöyle söyledi. Kılıçlar gelirse emekli maaşımızı kesecek. Vallahi de billahi de dedi.
Şimdi evet. Zor, gerçekten zor. Buna inanmış. İşin kötü tarafı bu. Buna inanmış. Fakat bu insanların sayılarının da giderek azaldığını ben Kızılcahamam'da da gördüm. Bunu söyleyen var. Bunu söyleyen var. O hacı amca bunu söyledi. Ama öbür tarafta esnafa gittiğinizde artık olmuyor diyorlar. Bitti diyorlar. Gitmiyor diyorlar. Ve bunu söyleyen insan sayısı oldukça fazlalaşmış ki Kızılcahamam gibi bir yerden bahsediyoruz. Siz bölgenin zaten biliyorsunuz. Şimdi ben samimi olarak ben ülkemin, milletimin ferasetine inanıyorum dedim. Hep söylediğim bir şey yine burada da ifade edeyim. Bakın bu tür rejimlerde şu anda sahip olduğumuz rejimde mesela Mübarek 40 yıl Mısır'ı yönetti. %97-98 oy aldı. Sisi öyle %90 üzerinde oy alıyor şu anda Mısır'ı yöneten Sisi. Esad yıllarca böyle 90'larda oy aldı. Saddam öyleydi. Ha bunlar Arap ülkeleri diyeceksiniz. Yani geri kalmış demokrasiler. Rusya gibi bir toplum var. Eğitim seviyesi yüksek değil mi? Yüksektir evet. Putin 2000'den beri galiba iktidarda. Yani bizimkinden daha da eski. Evet. Putin %70'lerle iktidara geliyor. 65, 70, 70 küsur böyle iktidara geliyor. Bakın bizimki, yani bizim millet hiç olmazsa hiç şeyi %52'yi geçirmedi. Şimdi %53 olmadı katılım iktidardır. Oranına bakmak lazım. Tabii. Bizim milletimiz demokrasiden hiç vazgeçmedi. Vazgeçmedi. Umudunu da hiç kaybetmedi. Feraset diyorsunuz da işte bu. Evet. Bu yani. Ben bu. De ona inanıyorum. Evet yani. Sonuçta zaten şu anda şeylere yani iktidara mensup iki partinin oyları 40'lara düşmüş vaziyette. AKP'nin oyu zaten tek başına 30'larda daha da düşecek. Milletin feraseti olduğuna inanıyorum. Ama insan bazen sabredemiyor, üzülüyor. Bu şeyin hırsızlıkların, yolsuzlukların, hukuksuzlukların, yanlışlıkların daha erken görülmesini istiyor. İşte neyse yani, ama öyle böyle öyle bu dertleri çözeceğiz. Görüyor vatandaşlar. Bu milletin görüyor. Evlatları bunları çözebilir. Kesinlikle çözer. Yani bu işte en azından demokrasiye sahip çıkma noktasında biz diğer ülkelere benzemiyoruz. Bizim vatandaşlarımız evet. O demokrasisine sahip çıkıyor. Hala sandığa ciddi bir oranda gidiyor. Evet %80'le 90'la geliyorlar ama katılım %40. %50. Evet. %60 maksimum katılım bu olunca %90, %80 oyu alıyor. Ama bizde katılım %85'in altına düşmüyor. O nedenle bu millet gerçekten geleceğine sahip çıkacaktır. Boğaziçi'ndeki çocukların bugün yaptığı gibi geleceklerine nasıl sahip çıkıyorlar bugün ve bunu da çok net bir biçimde her türlü sopaya, dayağa, oraya buraya rağmen gösteriyorlar. Bu millet günün birinde geleceğine sahip çıkmak adına sandıkta son sözünü söyleyecektir. Biraz da şeye bakmak istiyorum. Dış politikaya ki yaklaşık kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? 4 dakikamız falan var. Evet. Dış politikadaki, gerçi dış politikada 4 dakikada ne anlatılır biraz sıkıntıya sokacağım size ama en azından Biden'ın gelişi, işte Avrupa Birliği derken Mart ayındaki o Mart'a ertelenmişti biliyorsunuz. Yaptırımların işte tekrar konuşulacak olması, biz işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara uyulmaması vesaire. İşte toptan baktığınızda AKP iktidarının uluslararası kamuoyunda ya da ülkeler tarafındaki yeri nerede? Şimdi dediğiniz gibi 4 dakikada bazı şeyleri anlatmamız çok zor olacak ama şunu söyleyeyim. Tüm dünya için bir değişim dönemi. Bir değişim periyodu içerisindeyiz dünya olarak. Batı bir kere birçok sıkıntıya gebe zaten. Bunların da farkında ve daha sıkı durması gerektiğini görüyor. Avrupa Birliği, Amerika bir işbirliği de yapıyorlar. Her ne kadar menfaatleri birçok konuda farklılık arz etse de işbirliği yapmaya başladılar. Bunu görüyorlar. Çünkü öbür tarafta Doğu'nun da bir taraftan güçlenmesi söz konusu. Doğu'da bu RCEP denilen yeni bir ekonomik entegrasyon oluştu. 2 milyar 100 milyon kişi katılıyor buna. Çin, Japonya, Avustralya, Kore falan dahil. Müthiş bir ekonomik entegrasyon. Bu tarafta biliyorsunuz NAFTA var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika'nın oluşturduğu. Avrupa Birliği öyle Euro'yla
ekonomik çok önemli bir şey, güç, entegrasyon Avrupa Birliği'de. Biz bunun dışında kaldık. Yani dünya ekonomik entegrasyonlara gidiyor. Ona paralel olarak güvenlik entegrasyonları oluşturmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca Avrupa Birliği, Amerika birlikte hareket etmeye çalışıyorlar ve o noktada hemen dünyadaki o değişimi, o çok önemli ama çok kısa geçiyorum. Geliyorlar Amerika Birleşik Devletleri de ABD'de diyor ki Mart ayında Türkiye'yi denetleyeceğiz. Yaptırımlarımızı tekrar yürürlüğe koyacağız. Türkiye'nin durumuna bakacağız. Reformları yapmış mı, yapma niyeti var mı onu göreceğiz. Ona göre yaptırım uygulamaya karar vereceğiz. Geçen Ekim ayında bunu söylediler. Şimdi Mart ayı, Şubat ayındayız, geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve ABD bu yaptırımları birlikte denetleyecekler. Türkiye'nin batıdan kopması, böyle bir şeyler söyledik. Biz de Şangay'a alın falan dedik, Şangay Beşlisi'ne. Evet. Erdoğan bu tür laflar etti. Böyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Türkiye dünya dengeleri içerisinde çok önemli bir yere sahip. Öyle keyfi olarak buradan ben iktidarı bugün elimde tutuyorum, bugün değiştiriyorum, o tarafa geçiyorum. Yok öyle bir şey. Sizi alacak bir yer de yok zaten. Bugün Çin'le, Şangay Beşlisi'yle falan da işbirliği yapamazsınız. Zaten NATO'ya alternatif de değil o şeyde. S-400 olan... başımızı açmadık, bela kalmadı. Tabii bunu yapamazsınız. Şimdi görüyorsunuz Doğu Avrupa şeyde, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs meselesinde çok önemli şeyler yitirdik. Doğu Akdeniz'de ne petrol ne de doğalgaz bulabildik. Arama da yapmıyoruz. Evet. Aylardan beri de arama yapmıyoruz. Gemilerimiz çıkmıyor. Dün kahramanlık nutukları atan bu Erdoğan yanlısı medya, televizyonlar, gazeteler tek kelime yazmıyor. Ya, kaç aydır çıkmıyor, niye aramıyor? En son ikmal niye için aramıyor? Çekmişlerdi. İkmal ve bakım için çekmişlerdi. Tabii çektiler, limanlarda yatıyor. Karadeniz'e gönderiyoruz diye açıklamalar var. Karadeniz'e gidiyor diye. Hani son bir dakikamız. Akdeniz'de. Doğu Akdeniz olan el çekmiş vaziyette. Sıkıntılarımız var. Yunanistan bile, beğenmediğimiz Yunanistan bile askeri güç olarak bize kafa tutar hale geldi. Askeri alanda sıkıntılarımız oldu. Yani bu ekonomik zayıflığımız, uluslararası zayıflığımız, yanlışlıklarımız dış politikamızda etkiler hale geldi. Libya'da kaybediyoruz. Libya'da kazanır noktadan gereksiz yere Erdoğan'ın kaprisleri nedeniyle Mısır'ı kaybetmemizden dolayı Libya'yı da kaybediyoruz şimdi. Çünkü Mısır Yunanistan'la işbirliği yaptı. Şimdi Erdoğan hükümeti İsrail'le gizli pazarlıklar yürüttü, belli bir noktaya getirdi. Onlara sığınarak, hep eleştirdi İsrail'e sığınarak, Siyonizme sığınarak kendi ifadeleriyle kullanıyorum. Kendisini kurtarmaya çalışıyor bu noktada. Türkiye dış politikada maalesef kritik bir döneme işte. Ne yaptığını bilmez bir halde. Yine Türkiye'nin dış politikası koltuğa feda edilir vaziyette. Koltuktan kalkmamak üzere bir şeyler yapmaya çalışılıyor panikle. Ve önemli yanlışlar yapılıyor, görünüyor. Bir gün isterseniz bununla ilgili programda yapabiliriz. Yaparız tabii tek ki. Tek detaylarına da gireriz. Çok iyi olur. Maalesef ekonomide olduğu gibi dış politikada da koltuk uğruna çok önemli yanlışlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Burada da çuvalladık Rusya yani. Meselesi öyle, Libya meselesi öyle, Kıbrıs meselesi öyle. Maalesef Avrupa Birliği meselesi de öyle. Üzülmemek mümkün değil ama bunlarla ilgili olarak sonuç olarak umutluyum. Birkaç yıl içerisinde Türkiye bu iktidardan kurtulduğunda demokrasisi çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Çok daha her şeyin farkında bir toplum olarak alınamaz bir şekilde yükselecektir. Ona inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu badireyi atlatalım, gerisi kolay. Evet, doğru. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için. Siz sağ olun. Evet, değerli izleyenler, bugün de bitirdik. Programımızın sonuydu. Bizden ayrılmıyorsunuz. Biraz sonra Evren Özalkuş gelecek ve haber merkezimizin hazırladığı günün önemli haberlerini, tüm gerçeklerini sizlerle paylaşacak. Biz yarın yine burada olacağız değerli izleyenler. Hoşçakalın.